Bazen öyle bir an gelir ki arkadaşlar, hayatınızdaki o özel adam eskisi gibi ilgi göstermeyi keser. Bu durum kalbinizi sıkıştırabilir, kafanızı allak bullak edebilir. Ama sakin olun ve rahatlayın arkadaşlar. Çünkü bu hikayenizin sonu olmayacaktır. Öncelikle her ilişkide bazen dalgalanmalar olur. Önemli olan bu dalgalara nasıl yelken açtığınızdır. Onu ve ilgisini geri kazanmak için yapabileceğiniz bazı süper etkili hareketler var. Ve sizi şaşırtacak olan şey, bu adımları attığınızda sizi eskisinden de fazla takdir etmeye başlayacak olmasıdır. Bu videoda bir erkeğin size olan ilgisini kaybettiğini düşündüğünüzde onu yeniden bağlanmaya ikna etmenin yollarını en ince detaylarıyla anlatacağım arkadaşlar. Bir erkeğin sizden soğumasıyla başa çıkmanın yollarını keşfederken kendinize olan güveninizi de yeniden kazanacaksınız ve ilişkinizi de bambaşka bir boyuta taşıyacaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım. 1. Öncelikle özbenliğinize ve iç dünyanıza yönelerek durumu analiz edin. Değerli kadınlar, biraz kalbiniz sıkışmış olabilir ama bu hayatın size bir fırsat sunduğunun da bir işaretidir. O ilgiyi kaybeden adamın peşinden gitmek yerine gelin biraz da iç dünyanızın güzelliklerine yönelelim. Bu sizin için bir dönüşüm ve yeniden keşfetme zamanı olacaktır. Kendinize küçük bir mola verin ve bu mola sırasında size gerçekten neyin mutluluk verdiğini, kalbinizin derinliklerinde nelerin yattığını keşfedin arkadaşlar. Belki bir resim yapmak ya da sadece kahve eşliğinde kitap okumak olabilir bunlar. Bu aktiviteler sadece zaman geçirmek için değil de aynı zamanda size iç huzuru ve tatmin duygusu getirecek şeyler olacaktır. İç dünyanıza yaptığınız bu yolculuk belki de ilgisini kaybeden o kişiyle yapacağınız gerçek bir tespit olacaktır. Ya da belki bu durum mevcut ilişkinizdeki bazı şeylerin yeniden değerlendirilmesi için bir işaret de olabilir. Her ne olursa olsun kendinize olan bu yatırım ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu ve hangi sınırları belirlemeniz gerektiğini anlamanıza da yardımcı olacaktır. Değerli kadınlar, her şeyden önce bu sürecin o ilgiyi kaybeden kişi hakkında değil, daha çok sizin kendi özbenliğinize yaptığınız bir yolculuk olduğunu da unutmayın. Kendinizi keşfederken durumu en sağlıklı şekilde nasıl ele alacağınız konusunda da daha bilinçli kararlar alabileceksiniz. Bu maddede kendinize odaklanmanın öneminden bahsettim. Şimdi önemli maddelerimize geçmek istiyorum. 2. Baskı ya da meydan okumayla ilgi çekmeye çalışmayın. Değerli kadınlar, ilişkilerde bazen en zorlu durumlardan biri sevdiğiniz kişinin size olan ilgisinin azalmaya başladığını hissetmektir. Ama unutmayın, ilişkilerde baskı yapmak hiçbir zaman çözüm getirmeyecektir. Bir erkeğin üzerine gitmek onu daha da uzaklaştırabilir. O yüzden biraz nefes alın, sakin olun ve sabırlı davranın. Bir erkeğe baskı yaparak onun duygularını değiştiremezsiniz. Ona kendi duygularını anlaması için biraz zaman ve alan verin. Belki biraz zaman ve mesafe her şeyin daha net görülmesini sağlayabilir. Eğer kararı sizden yana olursa bu ilişkinizin doğal bir şekilde ilerlediğinin de bir işareti olacaktır. Aksi takdirde onun kararına saygı göstermek sizin de kendinize saygınızın bir göstergesi olacaktır. Unutmayın, ilişkiler karşılıklı anlayış ve saygı üzerine kurulur arkadaşlar. Bir erkeği kalmaya zorlamak yerine onun da kararlarını özgürce vermesine izin vermelisiniz. Bu sizin güçlü ve kendinden emin bir kadın olduğunuzun da bir göstergesi olacaktır. Ve bu durum sizin için daha iyi bir başlangıcın habercisi de olabilir. Geçelim diğer maddemize. 3. Erkeğin davranışları için bahaneler üretmekten vazgeçin. Değerli kadınlar, bir erkeğin ilgisinin azaldığını hissettiğinizde önemli olan kendinize dürüst olmak ve ilişkinizde gerçekçi davranmaktır. Bir erkeğin davranışları için sürekli bahaneler üretiyorsanız aslında kendi değerinizi göz ardı etmek anlamına geliyor bu. Evet, kabul ediyorum, bu kolay bir şey değil. Ancak ilişkideki sorunları gerçekçi bir şekilde ele almak kendi öz saygınızı korumanın en sağlıklı yoludur. O yüzden onun neden ilgisini kaybettiğini anlamaya çalışın ve bu konuda ona asla sorular sormayın. Çünkü bu sorular kendinize olan saygınızı kaybettiğiniz şeklinde yorumlanabilir. Bahaneler üretmek ve sürekli suçlamak ego seviyesini yükseltecek ve eskisi gibi olmasını engelleyecektir arkadaşlar. Bu yüzden sürekli nedenler üzerinde durup onun bu davranışı karşısında onu aşırı derecede kaybetmekten korktuğunuzu asla belli etmeyin. Böylece hak ettiğiniz ilgiyi vermesi daha kısa zamanda gerçekleşebilir ama bu madde tabii ki tek başına yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Geçelim diğer maddemize. 4. Dengeyi korumaya yönelik adımlar atın ve dengesiz davranışlardan uzak durun. Değerli kadınlar, ilişkilerde bir denge sanatı vardır. Ve bu özellikle birinin ilgisinin azaldığını hissettiğinizde önem kazanıyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Israr etmek asla çekicilik oluşturmaz. Tam tersine çaresizlik hissi verir ve bu da nadiren iyi sonuçlar doğuracaktır. Birini kendinize çekmeye çalışırken fazla hevesli olmak,
kolay bir tuzağa dönüşebilir arkadaşlar. Çoğu kadın biraz daha çaba gösterirlerse erkeklerin kalplerini fethedebileceklerini düşünüyorlar ama bu yanlış. Unutmayın, ilişkiler zorla değil, doğal bir akışla yürür. Birinin sizden uzaklaşmasına karşı ısrarla yaklaşmaya çalışmak aslında onu daha da itebilir. Böyle bir durumda en iyi strateji geri adım atmak ve nefes almaktır. Kendinizi bir erkeğin ilgisine muhtaç hissetmek yerine kendi mutluluğunuzu ve huzurunuzu bulma yolunda adımlar atın. Kendi mutluluğunuzun peşinden gitmek sizi daha çekici ve kendinden emin biri yapacaktır. Unutmayın, bir erkeğin sizinle birlikte olmak istemesini zorlamak ilişkiyi sağlıklı bir zemine oturtmaz. Bunun yerine enerjinizi kendi iç huzurunuza, hobilerinize ve kişisel gelişiminize yatırın arkadaşlar. Bu sadece kendinize olan saygınızı göstermekle kalmaz. Aynı zamanda sizinle olmayı seçen kişiye de gerçekte sizin en iyi halinizi sunar. Kendi değerinizi bilin ve kendiniz için en iyisini isteyin. Bu gerçek çekiciliğin ve karşılıklı saygının da temelidir. Geçelim diğer maddemize. 5. Sizin biricik ve eşsiz olduğunuzu, özel yetenekleriniz ve nitelikleriniz olduğunu kabul edin arkadaşlar. Unutmayın, bir başkasının size değer vermesini sağlamanın yolu öncelikle kendinize değer vermekten geçer. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin arkadaşlar. Düşüncelerinizi, hislerinizi, becerilerinizi ve yeteneklerinizi gururla sergileyin. Bu sizi sadece daha çekici kılmaz, aynı zamanda karşınızdaki kişiye de sizin hayatında olması için bir fırsat doğurur ve sizi değerli gösterir. Bu yolculukta iyi özelliklerinize odaklanın ve bu özellikleri ışıltınızla dünyaya yansıtın arkadaşlar. Kendi içsel gücünüzün farkına varın ve bu gücü her adımda, her ilişkide, her karşılaşmada kullanın. Bu sizi sadece bir ilişkide değil, hayatın her alanında daha da parlatacaktır ve sizi gerçek anlamda eşsiz bir yıldız yapacaktır. Kendi değerinizi bilmek ve bu değeri her an yaşamak gerçek bir güzellik ve çekiciliğin de anahtarıdır arkadaşlar. Geçelim en önemli maddemize. 6. Zamanı geldiğinde iletişimi kesin ama bunu yaparken dengeli bir şekilde iletişimsizlikte kalın. Değerli kadınlar, kalbinizde bir sızı hissettiğinizde en doğal tepki durumu düzeltmeye çalışmak olabilir. Ama bazen en güçlü adım geri adım atmaktır. İlgiyi kaybetmeye başlayan bir erkekle iletişimi kesmek cesaret isteyen bir karar olsa da bazen en sağlıklı seçenek olacaktır. Tabi söylediğim 5 maddede sonuç alamadıysanız. Bu davranış, ona neyin yanlış olduğunu sormak veya ilişkiyi kurtarmak için sürekli çaba sarf etmek yerine durumu kabullenip kendinize biraz alan açmak anlamına gelir. Evet, bu direnci göstermek zor olabilir ama unutmayın ki sizinle kalmak istemeyen birini zorla yanınızda tutmaya çalışmak genellikle daha fazla acıya neden olacaktır. Bu süreçte kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı ön planda tutun arkadaşlar. Son aşamada iletişimi kesmek bu durumu daha da kötüleştirebilecek herhangi bir eylemden kaçınmanın bir yolu da olabilir. Zor olsa da bazen en sağlıklı adım biraz mesafe koymak ve kendi iyiliğiniz için alan oluşturmaktır. Kendi iyiliğinizi ön planda tuttuğunuzda hayatın size daha parlak yollar açtığını da göreceksiniz arkadaşlar. Bu söylediğim 6 maddeye göre adımlar atarsanız kendinize olan güveninizi de yeniden kazanacaksınız ve ilişkinizi de bambaşka bir boyuta taşımış olacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.